Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sıra dışı bir dönüşümün izindeyiz. Oldukça konforlu bir yolcu uçağı nasıl devasa bir kargo uçağına dönüşüyor? Bugün hep birlikte bunu öğreneceğiz. Ama öncesinde eğer kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi bu yanımdaki Airbus A330 bir yolcu uçağından nasıl kargo uçağına dönüşüyor? Eğer hazırsanız bu macerayı öğrenmek için hemen başlayalım. Yolcu uçaklarının kargo uçağına dönüştürülmesi dünyada yüzlerce örneği olan çok eski bir uygulama. Ama İstanbul'da yapılan bu proje bir ilk olma özelliği taşıyor. Türk İş Teknik hem ülkemizin hem de bölgenin en büyük uçak bakım onarım şirketi. Türk Hava Yolları uçaklarının haricinde Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi birçok farklı noktadan onlarca uçağa uçak bakım onarım desteği veriyor ve de toplamda 10 binden fazla kişi bu ailenin bir parçası. Evet, Turkish Technic 2 milyar doları aşan cirosu 12 binin üzerinde çalışanıyla bulunmuş olduğu bölgenin en büyük uçak bakım onarım şirketi haline geldi. Tabii ki bunun itici gücü Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın tüm uçak bakım, komponent bakım, motor ve mühendislik faaliyetlerini ifa ettiğimiz gibi bunun yanında İstanbul'da 3 tane, Ankara'da Esenboğa ile beraber toplam 4 havalimanında aynı anda 56 uçağın bakımını yapacak kapasiteye sahip şekilde uçak bakım hizmeti veriyoruz. 12 bin çalışan ve 2 milyar dolara yakın ciroyla uçak bakım sektörünün ilk 5'i arasına girdiğimizi söyleyebilirim dünyadaki. Şu anda içinde bulunduğum yer eski yolcu kabini, uçağın en arkasından önüne doğru bir yolculuktayım şu anda. Eskiden burada üzerinde bulunduğum zeminde mesela halılar vardı. Duvarlarında yani uçağın gövdesinin iç kısmında dekoratif paneller, yüzlerce yolcu koltuğu, economy class, business class, daha sonrasında başüstü dolapları, yolcu için tuvaletler, kabin ekibi için dinlenme alanları, uçağın mutfağı, hepsi gitti. Bunun haricinde uçakta gözümüzle görmediğimiz, belki de bizim hiçbir zaman görmediğimiz alanlardaki değişiklikler de yapıldı. Mesela elektrik sistemi bütünüyle yenileniyor. Yüzlerce kilometrelik yeni kablolar geliyor. Devasa bir kargo kapısı ekleniyor uçağa. Daha sonrasında da son olarak zemine büyük kargo paletlerinin rahat hareket edebilmesini sağlayan mekanizmalar gelecek. Peki şu anda benim aklıma gelen en önemli soru şu ki eminim siz de merak ediyorsunuzdur. Bir yolcu uçağını kargo uçağına neden dönüştürürüz? Dediğiniz gibi uçakların maksimum ömrü 20 veya 25 yıldır. Bu da uçakların kullanımına göre değişir. Kullanıldığı bölge, uçakları kullanma şekli ve bakım kayıtları bunda önemli rol oynar. Ama ortalama 20 veya 25 yıldır. Daha sonrasında operatörler bu uçakları ya scrap ederler, yani gayri faal durumuna getirirler. Ya da daha sonraki operasyonlarını ilerletmek için uçakları yolcu uçağından kargo uçağına dönüştürerek bir 20-25 yıl daha uçaklara ömür vermiş olurlar. Yolcu uçaklarının kargo uçaklarına dönüştürülmesi aslında yeni bir uygulama değil. Boeing 737'den Boeing 777'ye kadar birçok uçak kargo uçağına dönüştürülüyor. Ama bu uçak bir ilk olma özelliği taşıyor. Ülkemizde yapılan ilk Airbus A330 oldu. Bu proje oldukça büyük bir proje ve de Airbus A330 da hiç de öyle küçük bir uçak değil. Ve de şu dikkatimizi çekti. Uçağın her yerinde ama her yerinde gerçekten bir değişiklik veya bir güçlendirme çalışması yapılmış. Gövde üzerinde gördüğümüz yeşil alanlar bize burada bir değişiklik yapıldığını veya bir güçlendirme çalışması yapıldığını açıkça gösteriyor. Peki neden sadece zemin değişmiyor, neden her yerine bir şey yapılıyor derseniz, uçak ilk başta yolcu uçağı olarak dizayn edildiği için zeminine uygulanacak ağır tonajlı yükler
tabii ki uçağa zarar verebilir. Neden? Çünkü zemin ona göre dizayn edilmiş değil. Ve de burada yapılan çalışma aslında zeminin kuvvetlendirilerek üzerine gelecek ağır kargo paletlerini başarıyla taşımasını ve de uçağa yapısal bir zarar vermemesini sağlıyor. Bir de rakamlardan bahsetmek lazım. Bu elimde görmüş olduğunuz bağlantı elemanlarından bile projede toplam 250 bin tane kullanılacak. Şu anda dünya üzerinde sizin de bahsettiğiniz gibi 737 Boeing'lerde, 767 yine Boeing'lerde, 747 kargoya dönüştürüldü. Airbus grubunda şu anda bizim icra ediyor olduğumuz A330 uçakları kargoya dönüştürülüyor. 320-321 uçakları kargoya dönüştürülüyor. Çok büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda 770 uçağının da kargoya dönüştürülmesini beraberinde göreceğiz. Bu uçak buraya gelmeden önce biz yaklaşık bir yıl kadar önce IFW firmasıyla hazırlıklara başladık. Önce bir niyet mektubu imzaladık. Bir proje ekibi belirledik. Almanya'ya, Dresden'e, IFW firmasının merkezine gönderdik. Orada takribi olarak 4 aya yakın arkadaşlarımız farklı yeteneklerde, farklı kabiliyetlerde eğitimler, işbaşı eğitimleri, bizim on the job training dediğimiz eğitimleri aldılar. Ve sonrasında tekrar buraya dönüp eğiticinin eğitmeni, yani orada alınan eğitimleri buradaki arkadaşlarına aktardılar. Devamında bu görmüş olduğunuz iskelenin dizaynı, bize özgü dizaynı, imalatı yapıldı. Ek olarak bu uçakta kargo dönüşüm esnasında kullandığımız çok özel tool'lar var, çok özel ekipmanlar var. Örnek olarak işte kesme tool'ları var, çok özel lazer kesim tool'ları var. Uçağın şu anda bulunmuş olduğu pozisyonunu milimetrik hesaplayan lazer görüntüleme tool'ları var. Ek olarak uçağı Kriko'ya aldığımız jack dediğimiz ekstra ekipmanlarımız var. Bunların hepsinin siparişlerini yaptık. Bunların siparişlerinin süresi takrib olarak 6 ay civarındaydı. Geldi siparişlerimiz. Uçağı hazırladık, iskelemizi kurduk ve 22 Ekim 2023 tarihinde de uçağı bu pozisyona alıp işlemlere başladık. Kargo dönüşümü kendi içerisinde çok ciddi bir fizibilite barındıran bir proje. O yüzden çok büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda biz de inşallah Turkish Technic olarak bu projelerin içinde yer alacağız ve çok daha fazla bunlar üzerine konuşacağız. Bir uçak dönüşüm projesinde sandığımızdan aslında çok daha fazla şey yapılıyor. Yolcu koltukları sökülüyor, başüstü dolapları çıkartılıyor ve daha yüzlerce iş yapılıyor. Hatta uçağın eski kapıları artık kullanılmayacağı için tamamen kapatılıyor. Ama bir yolcu uçağını bir kargo uçağına dönüştürmek istiyorsanız ihtiyacınız olan en önemli şeylerden bir tanesi arkamda görmüş olduğunuz gibi büyük bir kargo yükleme alanı ve de bu alana takacağınız tonlarca ağırlıktaki bir kargo kapısı. Ve bu kapıyı takmak sandığımızdan çok daha zor. Uçağımız hangara geldikten sonra hazırlık safhası adını verdiğimiz bir safhaya tabi tutuyoruz. Uçakta bulunan bütün komponentler, uçaktan sökülüyor. Nedir bu komponentler? Aviyonik komponentler, koltuklar, başüstü panelleri, yan paneller, zemin panelleri gibi komponentler uçaktan sökülür. Uçağa bir tür kriko sistemi olarak bildiğimiz stres free jack, yani uçağın üzerinde hiçbir stres bulunmadan uçağı kaldırma eylemini gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken de özel bir shoring sistemi dediğimiz uçağın altından bir kaldırma sistemiyle uçağı tamamen krikoya alıyoruz ve bu dakikadan sonra yaklaşık 4-5 ay boyunca yapılacak bütün işlemler uçakta uçak stressiz haldeyken yapılıyor. Bazı malzemelerin uçağa tekrar takılmasını, modlanarak, modifikasyona uğrayarak takılmasını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu parçaları yeniden sipariş vermek yerine uçaktan söktüğümüz parçaları tekrar uçağa modlayıp takıyoruz. Eş zamanlı olarak uçağın birincil yapıları, yani bunlar frame'ler, stringer'ler, crossbeam'ler güçlendirilmeye başlanıyor. Çünkü uçak bu dakikadan sonra, yani uçak servise verildikten sonra artık eskisinden çok daha fazla yük taşıyacağı için, çok daha fazla yüke maruz kalacağından dolayı bu bölgelerin güçlendirilmesi ve bu yükü observe edebilmesi gerekiyor. Daha sonrasında yine eş zamanlı olarak pencerelerimiz iptal ediliyor. Böyle bir projenin en önemli milestone'u uçağa yeni kargo paletlerinin girebileceği büyük bir kargo kapısı takmaktır. Bu kargo kapısının ağırlığı yaklaşık olarak 6 ton 300 kilogram ağırlığındadır. Ve bu kapıyı taşıyabilecek uçak için üst çerçeve kabuğunun kesilip yeni ve güçlendirilmiş bir üst çerçeve kabuğu takılması gerekir. Aslında bu projenin en önemli ayağı şu anda önünde bulunduğumuz bu kargo kapısının buraya inşa edilmesi. Bunu yapmak için uçağın üst tarafını, yani tavanından alttaki alt kargo bölümüne kalan tamamı kesiliyor. Ve bu kesildikten sonra uçağın içerisine
uçağı destekleyici ekipmanlar koyuyoruz ki uçakta burulma veya burkulma olmasın. Bu çok önemli bir alan çünkü dediğim gibi milimetrik sapmaları ölçümlüyoruz lazer tool'larla. Ama arkadaşlarımız mükemmel bir iş çıkarttılar. Gözümüze büyüyordu ama gelinen durum itibariyle ekipmanları düzgün bir şekilde yerleştirdik ve bulunduğumuz bu üst ve alt kabukları uçağın üstüne yerleştirdik. İnşallah yaklaşık bir içerisinde kargo kapısını monte edeceğiz ve onu da hakkıyla tamamladığımızda bu projenin büyük bir kısmı hallolacak olacak inşallah. Şu anda Avionik Mod odasındayız. Yani aslında oda demek yanlış olur. Avionik Mod merkezindeyiz ve burada uçağın üzerine takılacak bütün kablo sistemi hazırlanıyor. Panoların üzerinde kablolar birbirleriyle bağlantıları yapılarak uçağa takılacak hale hazır hale geliyor ve de buradan gidiyor. Bir uçağın en başındaki avioniklerden belki de en arkasına gitmesi gereken tek parça kablolar var. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki iş göründüğü kadar kolay ve basit değil. Burada neyin nereye geleceği daha öncesinden belli tabii ki ve de section section ayrılmış. Bütün uçak en baştan en arkaya kadar ve hangi kablonun nereye geleceği çok öncesinden belli. Buradan alıp götürüp yerine koyuyorlar. TÜRKİŞ Teknik, bakım onarım faaliyetlerini gerçekleştirirken birçok çözüm ortağı ile birlikte hareket ediyor. Ve bu projeyi gerçekleştirmek için de dünyada bu işi yapmaya yetkili lider firmalardan EFW ile işbirliği yapıyor. EFW'nun bu alandaki tecrübesi 20 yıldan fazla. Ve bu tecrübesiyle dünya genelinde TÜRKİŞ Teknik dahil 9 dönüşüm partnerini destekliyorlar. EFW, Airbus ve dünyanın en büyük mühendislik şirketlerinden biri olan ST Engineering'in ortak iştirakidir. Şirketimiz Airbus A330 ve Airbus A321 uçaklarının yolcu uçaklarından kargo uçağına dönüşümünü sağlıyor. Dünyada yolcu uçağını kargo uçağına çeviren birkaç şirketten bir tanesiyiz ve bu konumda lider şirketlerden biri olduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda TÜRKİŞ Teknik hangarındayız ve iş ortağımız TÜRKİŞ Teknik'le beraber bu gördüğümüz yolcu uçağını kargo uçağına dönüştürüyoruz. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Ve umuyoruz en kısa zamanda uçağımızı sahibine teslim edeceğiz. EFW her uçak tipi ve tüm uçak ağırlıkları için dönüşüm çözümleri sunan tek şirket. Ve de şu ana kadar 275'ten fazla uçağı kargo uçağına dönüştürerek müşterilerini teslim ettiler. Bu uçağın her şeyi değişiyor. Yolcu kabini gitti, kargo kabini oluyor artık burası. Kargo yükleme alanı oluyor. Hemen arkamdaki alan, gri branda ile kapatılmış alan aslında kokpit. Onun arkasında kokpit var. Ama buraya devasa bir bariyer gelecek. Neden? Bu bariyer olası bir kargo kaymasında veya olası bir kargo yangınında ön tarafı tehlikelerden koruyacak ve kargo uçaklarında da olması gereken zorunlu bir bariyer. Ve de bütün yaşam alanı bu kargo alanının önünde olacak. Arkada hiçbir şey, yani kargo haricinde hiçbir şey olmayacak. Bütün elektrik sisteminin değiştiğinden bahsetmiştik. Kokpitin hemen altında uçağın aslında beyni var. Avioniklerin hepsinin merkezi orada. Bütün sistemler orada. Orada da yine oldukça fazla değişiklik yapılıyor. Bütün kablolar değişiyor ama gelip oraya bağlanıyor. Ve de bu uçak dönüşüm projesinin yine önemli ayaklarından bir tanesi kokpit ve altındaki avionikler. Evet, bugün bir yolcu uçağının kargo uçağına dönüşümüne tanıklık ettik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimizden geldiğince bütün detaylarıyla size bu macerayı aktarmaya çalıştık. Bu uçak önümüzdeki dönemde tamamlanacak ve gökyüzüyle buluşacak. Ama burada ilk uçak son olmayacak tabii ki bu dönüşüm. Ve de TÜRKİŞ Teknik bu işleri yapmaya devam edecek. Ben buradan TÜRKİŞ Teknik ailesine bize ev sahipliklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Sizler de videoya yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.